Arkadaşlar selamünaleyküm. Fiat Pürlü'ye geldik Isparta'da. Biliyorsunuz Fatih abi siz çok sevmiştiniz. Dediniz ki git onunla piknik yap izleyelim. Biz de geldik. Piknik yapamayacağız ama Fiat Egea Cross'un en full paketi gelmiş. En full paketini bir inceleyelim. Birçok inceleme görmüşsünüzdür de bir de bizim elimizden görün. Kaportanın sağlamlığını anlayabilmek için mesela şuraya çıkıp bastırsam şöyle göçecek şekilde. Arkadaşlar bu arabada anladığım kadarıyla bir tek vakumlu kapı yok. Kaza anında darbe alabilecek ön tampon, far rakamları nedir abi? Şu anda yanmıyor. Telefonu bırakacağız. Mavi yanarsa bakalım. Çok Egea videosu izledim ben. Aha. Kimse bunun üzerinde durmuyor mesela. Bu videoyla tanıyacak Türkiye'yi. Aa, o da mı var? Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten abi full ya. İnşallah Allah şu videoyu izleyen, beğenip abone olan tüm arkadaşlara herkesi bunu ve daha güzellerini nasip etsin. Aynen, ya. Aynen inşallah. Yok, abone olmayanlara da nasip olsun canım. Allah herkese daha iyisini nasip etsin. Arkadaşlar selamünaleyküm. Isparta'da Fiat Pürlü bayisindeyiz. Yanımda arkadaşım Yılmaz, satış sorumlusu. Arkamda da Fiat Egea Cross'un en full paketi gelmiş. Dedi ki abi bu arabayı seversin, takipçilerini de izler, gel bu arabayı çekelim dedi. Ben de hemen koştum geldim. Şimdi Yılmaz kardeşimle beraber arabayı inceleyeceğiz. Bu araba Mercedes S320. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz araba Fiat'ın Maybach'ı. Yani Egea ailesine baktığımızda 500 ailesine es geçersem en dolu versiyonumuz Cross'ta. Launch Plus güvenlik paketli araç. Abi bu araba zaten yeni çıktı. Daha önce olmayan bir arabaydı. Şimdi, hani neresi değişti diye sormayacağız. Aslına bakarsan bu araç bizim 2020'de de sattığımız bir araçtı. Hatchback olarak, hatchback kasa olarak. Kasada bir değişiklik yok. Sadece 4 cm yerden yüksekliği. Yerden 4 cm yükseldi abi sadece evet, bu araba. Şöyle göster istiyorsan orayı. 3 cm de tavan rayı yüksekliğiyle. 7 cm daha yüksek. Sadece 7 cm yükselmiş ama görünüm itibariyle daha bunu, havalı. Yani hani bunu, crossover. Biz buna SUV diyemeyiz değil mi? SUV diyemeyiz tabii SUV diyemeyiz. Biraz daha büyümesi lazım. Biraz daha büyümesi gerekiyor. Popüler oldu ya herhalde bayağı bir. Satin krom kapı kolu. Satin krom yan ayna. Parmak izi kalmıyor diyorlar abi. Doğru mu? Kalmıyor. Evet. Zaten, bakabiliriz şöyle. Vallahi parmak izi bırakmıyor. Hakikaten. Bizim genelde gelen şikayetlerdendi. Geçen yıl sattığımız, yani daha önceki sattığımız Egea'larda bunlar çok parlak. Yani böyle tamamen parlak bir görüntüye sahip. Krom özellikli. Bunlar satin krom. Biraz daha mat, daha lüks, daha şık bir görüntü sağlıyor. Aynı şekilde tavan raylarında da. Kayak takımı bağlamak için şuralarda bakın. Gösterebilirim sana şu kısımda. Abi, ekstra tavan, köprü atılabiliyor yani. Tavan raylarına var ya hiçbir şey takılmasa bile bence gerçekten çok şık gösteriyor. Hakikaten çok harika gösteriyor. Bu aynı görseli aşağı kısımda, marşpiyer kısmında da vermiş. Abi bu arabayı kim alır? Bu arabanın belli bir kitlesi yok. Fiat Egea'yı biraz alçak bulanlar belki bunu almak isterler. Ya tabii ki o da var ama yani belli bir kitlesi yok. Bu arabanın hani 18 işte 30 yaş aralığı veya işte emekli grubu vesaire. Bunda herhangi bir belli bir kitle yok abi. Bu aracı herkes tercih edebilir. Abi jantlarımız çok şık duruyor. Bunlar elmas kesim dediğimiz 17 inç. İçindeki siyah detaylar da biraz daha işte elmas kesimin öne çıkması için tasarlanmış. Abi lastik kimden ya? Filken yazıyor ama. Lastik seçimimiz araçlarda, sıfır araçlarda olmuyor. Standart. Continental da gelebilir bu. İşte ne bileyim Bridgestone da gelebilir. Abi arka taraf. Otursana bir abi sana zahmet ya. İç sen yaşam alanı çok geniş. Şu diz mesafesine bakıldığında C segment hatchback. Zaten hı-hı, hani birçok marka var bu segmentle alakalı. Arka diz mesafesi, arka kafa mesafesi ve bagaj kapasitesi en yüksek araç bu. Şu anda baş mesafesi de fena değil abi. Tabii değil ki. Mi? Şu orta taraftaki sütun nedir abi? Bu gene Egea'da da var değil mi aynısı? Bu Egea'da genetik bir şey. Tavandan geliyor. Tavanı bir çekersen. Desen olarak geliyor ama acaba şey de olabilir mi? İçerisinden böyle bir kablo takımı vesaire bir şeyler geçiyordu. Bir yer bırakmış olabilirler. Ya rüzgar sürtünme katsayısıyla da alakalı o. Hani o rüzgar geçişleri için de tasarlanmış bir şey. Malzeme kalitesi abi? Malzeme kalitesi bizim 2020'ye bakıldığında buralar kumaştı. Buralara şöyle deriler gelmiş şöyle. Altında küçük bir... Abi tırnak diyebilir miyim? Yok sorun yok. Bizim test aracımız zaten bu. Müşteri aracı değil. Yine aynı şekilde kapı koluna baktığımızda şuna. Aynı malzeme dışarıdaki. Aynen dışarıdaki malzemeyle birebir aynı malzeme olmasa da görünüm itibariyle aynı malzeme. Şimdi abi bu en full paket diye. En full paketin koltuğu değişik mi oluyor abi? Normalde diğerlerinde tabii, farklı mı oluyor? Cross yazılı bu.
Şöyle göstereyim sana ön tarafta. Açalım kapıyı. Şuralarda Cross yazısı var bak. Şu şekilde. Sadece Cross'a özel bir koltuk döşemesi zaten. Anladım. Hatchback sedan modellerimizde bu koltuk döşemesi mevcut. Dolusunda değil. Boşunda fark var mı? Tabii. Yani bu mesela bir alt seviye, onun alt seviyesinde koltuk döşemeleri değişiyor. Bu en üst seviye olduğu için koltuk döşemeleri alt seviyelere göre daha şık. Bagaja bakalım abi gel. Sonra içine zaten ayrıyetten bakacağız. Bagaja bakalım. Bagajda ne var? Bagajımız 440 litre. Sınıfına göre nasıl abi diğerleriyle kıyaslandığında? İşte 420, 405, 400, 380 litre bagaj kapasiteleri var bu sınıfta. Çok yani güzel. 440 litre bagaj kapasitesine sahip tek araç Duster var. Duster da tabii bunun sınıfında bir araç değil. Aslında Sandero sınıfında bir araç. Hmm. Duster'ın bagajı bundan geniş. Evet, alabilir miyim aracı? Şuraya bakalım. Şurada bir boşluk var. Bu nedir abi? LPG için o. Aynı zamanda araçlar LPG'ye uyumlu olduğu için şurada bir boşluk alan bırakılmış. LPG modülü taktığımızda oraya hemen dolum ağzı geliyor. LPG'nin dolum ağzı. Hmm. 1.0 motorlar için yani şu anda tanıttığımız araç benzinli 1.0 motor. 1.0 motorlar için LPG çözümümüz şu anda mevcut değil ama olduğu zaman kullanacak. 1.4 Fire motorlar. O araçta mesela LPG çözümümüz var. O araçlarda kullanıyoruz. LPG Anladım. Takılabiliyor. Abi arka taraflara bakıyorum, kampanamız var galiba. Evet, arka taraflar kampana. Motor seçeneğine göre kampanaya da disk yapıyor onu. Şu mesela anda bu araç 1.6 motor, 130 PS, 130 beygir. Dizel olsaydı o zaman arka jantlarımız disk olacaktı. Anladım. Ama bu motora diyor, bu performansa diyor, arka jantın disk olmasını gerektirecek bir durum yok diyor. O yüzden kampana yapıyor. Yani kampana olmasa illaki bir kalitesizlik anlamına gelmiyor yani. Tabii ki canım, yani burada disk olması müşteri için külfet. Yani iki gün sonra balatada çizilecek bir şey olacak. Yani hani bu aracın durma mesafesi kontrollerinde yapıldığında kampana yeterli görülmüş. O yüzden kampana koymuş. Şöyle sinyallere baktığımızda aracı açacağım. Şurada bir LED sinyal. LED gündüzler. Selektör yapsana be abi. Şimdilik istediğimiz LED parlar. Öyle değil mi? Aynen. İsmi aslına bakarsanız şu yukarıdaki gördüğümüz kısım var ya, şu kısım. Bunlar imza diye geçiyor. Fiat'ın imzası. Şu kısım. Ha, imza LED'ler. Bunlar gündüz açık oluyor bildiğimiz üzere. Geceleri de kullandığımız diğer LED farlar. Şimşek etkisi yaratan. Abi bunu arkadan geliyor ya, mesela genelde Audi'lerde, Mercedes'lerde, BMW'lerde tabii görüyoruz biz bunu. Bir şeyin patlaması gibi. Hani arkadan para geliyor gibi hissediyorsun. Tamam böyle adam şık şık çaktığı zaman diyorsun ki kenara yanaşmam lazım diyorsun. Artık Fiat Egea'larda bunu hissediyoruz yani. Kaliteyi de yansıtıyor. Aynı şekilde LED stoplar da mevcut. Bunlar da çok tatlı be. Ayrıca lüks arabalar arkadan giderken görüyorsun ya. LED stoplar. Onu da es geçmeyeyim. Geri görüş kamerası var şu kısımda. Orijinal. Aynen. Bir diğer konu da şuraları da yine beyaz LED yapmışlar. Hani öne uyumlu olsun diye. Buralar eskiden sarıydı. Plaka ışıkları. Plaka ışıkları. Bunlar da beyaz LED. Çok güzel ya. LED olmuş. Cross yazısını da bayağı havalı yapmışlar ha. Tabii ki. Baksana şuna. Ama arabanın arkası oldukça şık ya, değil mi abi? Şu tampon da sanırım biraz genişlemiş aşağıya doğru. Şimdi görsel olarak zaten müşteriden edindiğimiz bilgi bizim müşteriden geri bildiri. Aha. Şimdi diyoruz ki biz bu araca hatchback'le aynı. Bagaj kapasitesi, iç mesafe, işte dış görünüm vesaire. Kasa birebir. Hatchback'le aynı. Hatchback'le bu arada hemen yanında onu da gösterelim. Ama diyor abi ki, 7 santim ne kadar fark ki ediyor, baksana şuna. Bu araba diyor hatchback'le nasıl aynı olur ya? Bu diyor farklı bir kasa. Görselliği o kadar güzel vermiş ki araca. Hı hı. Sanki böyle hani başka bir arabaymış gibi. Hatchback'le aynı değil de. Yani Fiat Cross ailesiyle yeni bir kasa üretmiş. İşte yeni bir kasa oluşturmuş. Kaportası yeni. İşte iç hacmi daha geniş. Bagaj kapasitesi hatchback'ten daha farklı bir araç geliştirmiş gibi bir geri bildiri var müşteriden. Çok güzel ama. Müşteri inanmıyor. Hatta böyle yan yana koyup ya bak aynı araba, hani birebir aynı araba. Yok ya bu araba değil daha geniş daha diyen genişti müşterilerle karşılaşıyoruz. Şimdi bu arabayla şu araba kasa ve şasi olarak aynı mı abi? Her şeyle aynı. Sadece Allah yerden Allah yükseklik. O zaman işi süspansiyon aynı mu kurtarmış? Tabii ki. Süspansiyona bu iş çözülmüş i̇şte mü? 4 santim diyoruz yani, hani küçümsenecek bir şey ama çok değiştiriyor. Çok değiştiriyor. Ya ben Octavia ile Mehmet Super B'nin arasındaki boy farkını duymuştum. Ben şok oldum abi, çok kısa santimlerle. Ama birisi Super B oluyor, birisi Octavia oluyor mesela, enteresan. Bu Cross'un en full paketi, Launch Plus artı güvenlik paketi. Güvenlik paketi.
Bunun da aynı Launch Plus güvenlik paketi var mı? Mevcut. Fiyat farkı ne ikisinin arasında? Bazı paketlerde 3, bazı paketlerde 5000 lira atıyor. Yani Cross'a geçtiğimizde 3 lirayla 5 lira arasında değişiyor. Bugünkü listeye bakıldığında. İyi tamam, öyle aman aman bir şey diyor yani. Ya adam diyor ki hani, ya 3 lira 5 lira daha verir. He, daha yüksek. Cross aralı. Ha, aynen aynen. Cross, hani biraz daha yüksek olur. Fiyat da, fiyat da burada şey yapmamış yani. Hani böyle bir fiyat oyunu yapmamış yani. Hani bunu ben Cross yaptım diye de afaki fark bindirmemiş yani. Ya bindirdiği fark da işte şu hani ekstralar var ya, şu mesela. Dodikler. Aynen. Bu tarafa baktığımızda HP'yi göstereyim. Bunda yok mesela. Buralar boş kalmış. Hani biraz daha kaslı yap. O abi, 3000 liralık, 5000 liralık farkımız o yani. Aracın içine girerken şöyle göstereyim. İkisi de anahtarlarımızın anahtarsız giriş, anahtarsız abi, çalıştırma özelliği. Bir şey söyleyeyim ben sana. Jeep Renegade almıştım ben abi. Her şey aynı ya. Her şey birebir aynı. Şöyle. Direksiyon simidi bile aynı. Birazdan bakacağız zaten de. İşte Jeep araç kitli olduğunu düşünürsek şuraya bir buton koymuş. Butonla aracı açıyorum. Abi Audi A5 mi alacaksın? Şunu istiyorsan vereceğim parayı sana söyleyeyim mi? Bundan 1,5 yıl önce 35 bin lira civarı fark ödüyordun. Abi arabanın kaportası nasıl abi sağlamlık olarak? Ya şu var şimdi. Yani fiyatın kaportası biraz zayıf gibi bir şey diyorsun ya abi. Araçların artık zaten belli bir güvenlik testlerine tabi tutulduğunu biliyorsunuz. Hı-hı. Kaportaların biraz eski arabalara göre, bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce satılan arabalara göre biraz eksik, biraz zayıf olmasının nedeni güvenlik testleriyle alakalı. Yani kaportasının çok sağlam olması, çok böyle işte kalın olması aracın sağlam olduğu anlamına gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Bu sadece bizim markamızda değil. 1 milyon liralık arabanın kaporta sacı da aşağı yukarı aynı. Yani 200 bin lira, 300 bin lira değerinde olan araçların da kaportaları aynı. Aynı. Yani hani bununla alakalı işte sağlamlık vesaire, kaportayla sağlamlık olmaz. Olmaz. Abi her bunun içine binelim abi. Ben şoför koltuğuna bineyim sana zahmet. Tabii ki. Bir daha dek gelmez belki binemeyiz. Hayalet gösterge deniliyor. Aslında tam hayalet bir gösterge değil bu. Ya yani bunu... 7 inç bir ekran var burada. Aha. Yani şu hani... karşımızdaki çalıştıralım. Anahtarı bırakalım. Anahtarı bırakalım. Şunlar normal. Aa bir dakika, burası da şey gibi abi, sonradan aydınlandı ama. Sonradan aydınlandı tabii ki. Ama yani hani tamamen 7 inç göstergemiz bütün ekranı kapsamıyor. Anladım. O zaten çizgilerden belli oluyor. Tabii tabii tabii. Şu ortada bir panel var. Tabii. LCD panel var. Buralarda daha farklı bir aydınlatma şeklinde yapılmış. Görünüm olarak hayalet gösterge tadında bir aynen. görünüme sahip. Fakat hayalet diyemeyiz. 7 inç dokunmatiksiz normal bir ekran var orada. Arabanın içinde böyle şey bir koku var ya. Sıfır kokusu var ya böyle. Tabii. Yani şu ne bileyim işte direksiyonda kullanılan derinin, şurada kullanılan plastiğin, yukarıdaki kumaşın ahenkle birbirine karıştıktan sonra ortaya çıkardığı sıfır koku bu. Ne bileyim LCD... LCD panelinin naylonu. Ama çok tatlı be. Bu kokuyu herkes hayatta bir kere almalı. İnşallah Allah şu videoyu izleyen, beğenip abone olan tüm arkadaşlara herkesi bunu ve daha güzellerini nasip etsin. Aynen, ya. Aynen inşallah. İnşallah bak arkadaşlar, dua ederken de abonelik sıkıştırdık araya artık. Neyse. Abone olmayanlar almasın. Yok, abone olmayanlara da nasip olsun canım. Allah herkese daha iyisini nasip etsin. Abi ne var abi burada devam edebileceğimiz? LCD panel 10 numara olmuş. Bagaj falan çok güzel. Renkler menkler şu kısım 10 numara olmuş. Renkli bir TFT ekranımız var orada bahsettiğim gibi. Direksiyon simidi. Jeep Renegade'de de aynı direksiyon simidi vardı. Direksiyon simidi bizim 500X modelimizde kullandığımız direksiyon simidiyle aynı. Zaten biz biliyorsunuz Jeep, Alfa, Lancia, Fiat. Hepsi bir hepsi aile. Tek çatı altında. Alfa'nın da içinde birçok şey, malzeme kalitesi falan aynıdır bazı. Aynen, mesela şu dijital gösterge paneline baktığımızda işte bunu Jeep'te de, Alfa Romeo'da da, Lancia'da da hepsinde görebiliriz. Abi vites topuzu şuralar buralar, artık her yer deri, el treninde deri yok. Şu anda bizim bindiğimiz bu araba en full paket abi. Bu arabamızın fiyatı nedir? Bu arabamızın şu anda lansman özel fiyatı bir 8 bin lira geri geliyoruz lansman hı-hı. özel. 8 bin lira daha indirim yapıyoruz. Güvenlik paketi, plus paket, bir de metal renk. Metal renk de bu arada ücretli. 1500 lira da metal renk paramız var. Hepsini üst üste koyduğumuzda 214.500 lira. Gel abi gel. Abi koltuk ısıtmamı görüyorum. Koltuk ısıtmamız var evet. İki koltukta da koltuk ısıtmamız o plus paketle geliyor. Çok güzel. Şurada bir telefon şarjı var. Kablosuz şarj. Aynen. Kablosuz şarj. Kablosuz şarj şöyle. Telefonu uyumlu olan telefonlar için geçerli tabii ki. Her hemen telefonu deneyelim abi. Araba çalışıyor etmiyor. Mu? Kontak açık. Aynen. Telefonumuzu bırakalım. Orada bir ışığımız var. O ışığı da görelim şu kısımda. Şurada şöyle, mı? Evet. Aha. Şu anda yanmıyor. Şu anda yanmıyor. Telefonu bırakacağız. Mavi yanarsa bakalım.
Yandı. Evet. Mavi yanarsa şarj ediyor anlamında. Ha, anladım, güzel. Tabii bazen sizin telefonunuza bakayım mı? Kılıf olması var ama. Görüyorum ama yani hani bazen kılıf çok kalın olduğu zaman akışkanlık olmuyor. Yani bir şarj etmeme olayıyla karşılaşabiliyoruz ama sizin telefonda kılıf ince herhalde. Evet. Manları ses aynı. Ses kısmını buraya koymuşlar. 2 saat veriyorum. Evet, buradan bulamadım. Açıyoruz, kapatıyoruz şöyle. Basılı tuttuğumuzda kapanıyor, açılıyor. Buradan açıp kapatabiliyoruz ekranı. Burada çünkü bir tuş kalabalığı istememiş. Aslına bakarsan bu ekranda bizim için çok iyileşmiş bir şey var. Sürücü de yolcu da telefonunu bağlayabiliyor. Yani iki telefon bağlayabiliyoruz. Ekranı ortadan ikiye bölüyoruz. Oh, çok güzel. Sürücü ayrı ekranı, yolcu ayrı ekranı kullanarak devam ediyor. Çok güzel yani abi ne istiyorsa buradan artık mesajını mı okuyacak, gelen görüşmesini mi yapacak, o şekilde devam ediyor. Harika. Direksiyondaki güvenlik paketlerinde hız sabitleme. Hız sabitleme aynı zamanda adaptif hız sabitleme güvenlik paketiyle. Hı, bir öndeki araca göre. Öndeki aracı takip mesafe sistemine göre adaptif hız sabitleme geliyor. O da şurada hemen. Şurada. Şu tuşta. Arkadaşlar bakın şurada. Bunlar, bu tuşların hepsi lüks arabalarda şu anda 40'ar bin lira, 50'şer bin lira. Bu arabada bir paket olarak geliyor herhalde. Aynen. Aynı zamanda güvenlik paketinin içerisinde şu tabii burayı göstermeni isteyeceğim senden. Yağmur sensörü. Hı hı. Far sensörü, karanlık sensörü, kararan iç dikiz ayna. Yine buraya bir sensör daha eklemiş. Akıllı far asistanı. Yani uzun far asistanı var. Of i̇şte of, o da mı var ya? Uzunlarla gittiğimiz zaman karşıdan bir far tespit ederse hemen kendini kısaya alıyor. Arkadaşlar bu arabada anladığım kadarıyla bir tek vakumlu kapı yok. Doğru mu abi? Vakumlu kapı yok. Vakumlu kapı yok. Elektrikli park freni yok. Cam tavan sarmak yok. Arkadaşlar bu arabaya cam tavan koyulamıyormuş. Cross alacaklara kötü haberim var. İlla da gökyüzünü seyretmek istiyorsanız sanayiye gideceksiniz. Kaportacı da güzelce. bu arabayı aldıktan sonra kaç tane adam bunun üstünü kestirdi böyle çılgınlık yapar. Ama YouTube'da izlenmek için yaparlar abi. Biri gider Egea Cross'un tavanını cam tavan, sarrafa Egea varmış diye. aynen. Levha tabii ki. Levha tamam da ben levhaları okuyorum abi zaten. Bu arabanın okumasına ne gerek var? İşte levha tanıma bizim adaptif hız sabitlemeyle orantılı da çalışıyor ama. Yani istediğimiz burada... zaman istediğimiz hızla düşüyor araba yani. Ha anladım. Özelliklerini yani, açtığımız zaman. Şimdi ben levha okuma deyince benim Samsun'a gidecekken bu araba benim Samsun'a gittiğini bilmesi ne anlamı var yani? Yani levha okuma hızla alakalı. Hızımızı kontrol etmek için yani bir yerden geçiyorken radara girmememiz için işte orada levhayı sağ tarafta görmesek de önümüzde bir ikaz. Burada 50'yi geçme, ceza yersin şeklinde. Şeklinde. Abi şu göğüs üstteki malzeme de çok güzelmiş ya bu gerçekten. Dashboard dediğimiz bu yumuşak dokunuşlu bir malzeme. Bu alt paketlerde de mi aynı? Ya bizim bu standart. Egea çıkalı kullandığımız yumuşak bir malzeme. Hı-hı. Diğer işte Linea, Albea, Palio olsun çok eski kategorideki araçlara baktığımızda çok eleştiri aldığımız bir konuydu. Sert plastik. Yani bu yumuşak malzeme, yumuşak dokunuşlu malzeme ama aracı daha kaliteli kılıyor. Kapıda herhalde vazgeçmemişler abi kapıda ondan. Kapıda yine sert malzememiz devam ediyor. Burada iyileştirme sadece alt kısımda. Az önce de tanıtmıştık yani deri onu. Olmuş deri oluşu bunu. Bu alttaki deri de mi abi sadece cross? Sadece cross'ta. Plus paket. Eğer... Ha, plus pakette. Eğer şeye geçersek, bir alt paketlere geçersek burası yine... Sert plastik değil de kumaş oluyor. Kumaş oluyor. Yani anladım. Koltuk döşemesinde aynı renkte kumaş geliyor. Mesela şu deri vites topuzu her zaman deri değil mi? Full'ünde de boşunda dolusunda deri yani bu. En boş versiyonlarımızda deri değil. Ha, yani deri bazı değil. Giriş versiyonlarımızda deri değil. Deri değil. Anladım. Abi arabanın içiyle ilgili şu tarafta da diğer detaylar. Sis farları, far yukarı aşağı, ESP kapatma ve lastik basınçları. Demek ki basınç sensörleri de var yani tüm lastiklerle ilgili. Onlar artık zaten bizim tüm araçlarımızda standart ya. Bu çok araçta iyi. Yani hani sensörlerin olması yani yağmur sensörü, far sensörü, kararan iç dikiz ayna, güvenlik paketiyle hepsini sayamadık tabii. De şerit takip sistemi. Efendim abi telefonum iyi şarj olmuş bu arada ha. Güzel. Hakikaten ha. %72 idi bak 79 olmuş bak, bu kadar kısa zamanda. Ya bir de güzel bir şey kablo trafiğinden kurtuluyorsun. Tabii kesinlikle ya. kesinlikle çok güzel bir şey. Güzel bir özellik gerçekten. Abi başka torpidoyu bir açsana abi şu torpidoyu bir görelim. Tabii torpidoda garanti kitapçığı falan var aracın şöyle gösterelim. Fena değil idarelik bir torpidomuz var gayet güzel. Yani. Benim arabanın torpidosu 0 abi. Dışı seni içi beni. Buralar aynı abi tek. Şey iki start stop var. Anahtarsız giriş. Anahtarsız. Ondan bahsetmiştik. Zaten anahtarsız giriş çalıştırma bir arabayı kurtaran en büyük özellik bence abi. Koltuk çok rahat abi. Koltuğu çok sevdim.
Arkadaşlar koltuk konforu çok güzel gerçekten. Isıtmaya basayım. Hemen 60 saniye gibi kısa bir sürede ısınacak koltuk. Yorgunluk tespit sistemi var. Senin böyle yorgun olduğun zamanlar, hani araca kullanmayı yola devam edemeyeceğin zamanlar. Kahve molası diye bir ön tarafta ikaz veriyor diyor. Bunu bir kenara çek. Algılıyor abi bunu. İşte hareketlerinden, yani hani çok vücut hareketleri ya. Vesaire. Adaptif ısı sabitleme dedik. Şerit takip ben burada göremedim. Şerit takip sistemi sol tarafta, hemen şu kısımda. Şöyle ha, burada gördüm abi. Direkt çok enteresan, ben şuralarda arıyor deminden beri gözüm de. Güvenlik paketle bir koymamış ama launch paketin standardında geliyor. Kör nokta uyarı dediğimiz bu aynalarda. O da mı var? Kör nokta uyarı sistemi de var. Abi yemin ediyorum var ya, inan hakikaten her şeyi koymuşlar ya. Evet şurası. Kör nokta uyarı sistemi. Şuradaki üçgen değil mi abi? Sarı yanacak muhtemelen. Evet doğru. Arkadaşlar gerçekten Ege ailesinin Maybach'ı. Yani kesinlikle öyle. 500X'ler falan vardı abi. Ya bizim ha. ihtiyacımızı karşılayabilecek her şey var bu arabada ya. Kesinlikle. Yani hani ya Ege ya da şu da yok diyebileceğim bir özellik. Oda mı var? Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten abi full ya. Çarpışma önleme de mi var ya? Çarpışma önleme de var tabii. Onun sensörü şurada abi. Çarpışma önleme sisteminin sensörü, radar var ön tarafta. Bu ızgara panjurun içinde alt kısmında. O radarla işte önüne bir şey çıktığı zaman çarpmayı engelliyor. Abi çarpışma vallahi helal olsun. Yani şu anda ihtiyaç olabilecek tüm donanımlar var. Bir tek bu arabaya cam tavan olabilseymiş çok güzel olmuş değil mi abi? Aynen. Yani illa kusur arayacak olsan onu bulursun şu anda. Evet. Yani. Abi ben elektrikli düğme şeklindeki el frenini hiç ihtiyaç olarak görmüyorum. Bak bütün samimiyetle söylüyorum. Hatta bir gün çok gaza gelsem, arabayı el frene çekip döndürmek istesem o özellikten ve o keyiften mahrum kalacaksın. Elektrikli düğmede. Arkadaşlar şu şaft yüksekliğini göstereyim size. Şöyle. Çok yüksek değil ya. İyi gerçekten şaft şeyi bayağı alçak. Ama birazcık enli değil mi sanki? Şu az bir şey enli ama alçak yani. Yani neredeyse az daha törpülesen sıfırlanacak. Hangi arabadaydı ya? Şey yoktu bir tanesinde. Evet, bazı arabalarda yok. Aslında onun olmayışının sebebi o aracın 4x4 olarak üretilmediğinden kaynak. Çünkü 4x4 üretilen araçlarda mutlaka şaft tüneli olur. Önden çeker arabalarda da şaft tüneli var ya. Niye onları koyuyorlar i̇şte abi? 4x4 opsiyonu olduğu için. Volkswagen'in Passat'ında 4x4 de üretildiği için aynı zamanda Golf, mesela Golf varlar 4x4 üretilir. O yüzden o şaft tüneli mutlaka olur. Mutlaka koyuyorlar. Hem şaft tünelidir o, hem de altı aslında aracın şasisine sağlamlık da verir. Yılmaz abi, kaportanın sağlamlığını anlayabilmek için mesela şuraya çıkıp bastırsam, şöyle göçecek şekilde, kuvvetli bir şekilde bastırsam. Ya abi, kaportaya niye bu kadar takılı kalınıyor, ben onu anlamıyorum. Yok yani. kesinlikle. Abi bak göreceksin, biz bunu bu kadar anlatıyoruz ya. Kaportaya ilgili eleştiri yapan adam çıkar. İlla ki çıkar yani. Ama sen az önce bunu çok güzel söyledin. Kaporta değildir. Abi söyledi. Önemli olan güvenliktir. İçindeki güvenlik aksamıdır. İşte buradaki motordan aldığı darbeyi içeriye yansıtmamasıdır. Değil mi abi? Allah göstermesin, bu araba bir kaza yaptığında motor aşağı mı iniyor abi? Tabii. Motorun hatta aşağı düşebilmesi için alt tarafa kartel koruyucu metal takılmaz hiçbir araçta. Yeni nesil araçlarda takılmaz. Plastiktir. Çünkü motor çarpma esnasında aşağı düşer. Ön taraftaki aracın ön taraftaki esnekliğini arttırır. Böylece çarpışmada ortaya çıkan gücü absorbe ederek akordiyon etkisiyle iç tarafa yansımasını engeller. Asıl güvenlik budur. Yoksa bunu istersek çelikten yaparız ön tarafını. Hiç kıvrılmaz. Hiç gücü absorbe etmez. Aynen. Ama içerisindeki insan ne olur? Bütün gücü çarpma esnasında çıkan o potansiyel, daha doğrusu kinetik gücü tamamen sürücü ve içindeki yolcular. Bir de aracı kendimize göre güvenli yapıyoruz da yayaya göre de güvenli olması. Şimdi abi çok doğru. Bunu buraya sağlam yap da yayaya çarptığında ne olacak bununla? Tabii. Bir sürü mühendislik var işin arkasında. Yani, adam yorum bölümünden giriyor. Ana kaportası şeyler. Tamam da sen bu kadar mühendis bunu, değil mi? Tabii canım. Adamlar düşünüyor, taşınıyor. Abi yok gerçekten çok güzel. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim abi. Bu araba Fiat'ın Cross'un en full paketi ya. Hani nerede şurada kromlar, ciciler, biciler, süsler? Kesinlikle sade. Nasıl yani sade? Bu sefer böyle hani krom detaylardan kaçınmış. O zaten mesela yenilenen krom kapı kolu, işte aynası, tavan çıtası vesairesi. Ona bakıldığında zaten araç anlaşılıyor. Kromdan kaçmış bu yıl. Yani Egea'nın sedanının en full'ünde sanırım var değil mi abi? Var yani. Çünkü bak şurada. En full'ünde burada var mesela. Bak burada. Neyse aman be, ben onu
alacak olsam boyarım abi. Oraya alırım elime şeyi. Soba boyası. Saten saten boyaları. Cross'un ön tarafında krom detaylar çok fazla. Krom görünümlü detaylar. Evet evet, doğru söylüyorsun abi. Olacak. Şimdi her tarafını krom yaparsak da daha da var. Bunu ne yapmış? Burada parlak bir şey kullanmış. Hmm, piyano bilek. Meşhur. Evet. O da meşhur piyano bilek. O da bence daha kaliteli nasıl göstermiş. Abi Fiat logosu. Fiat logosunu ön plana çıkartmış abi. Evet. Değiştirdi Fiat logosunu. Fiat ha, Fiat'ın logosu mu? Çok yani güzel. Yani konuyla alakalı var ya, çok harika olmuş diyen de var. Yani ne olmuş diyen de var. Böyle biraz yakışıklı bir hal almış yani. Kesinlikle. Fiat'ın logosu bence. Kesinlikle. Eskiye nazaran daha iyi. Çok çok daha iyi kesinlikle. Bu arada o çok nikelajların fazla olmaması, o saten krom neyse o dalganın fazla saten krom o dalganın fazla olmaması logoyu da biraz patlatmış abi, güzel olmuş bence yani. Hakikaten ön plana çıkarmış birazdan. Yok abi ya, araba çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kaç kişinin hayali abi bu araba biliyor musun? Aslında çok gerçekleşmeyecek bir hayal değil ya. Az önce tonla özellikten bahsettik. Aynen ya, bitmedi ya. Birçok özelliği de beraber. Sırf o özelliklerden dolayı video yarım saat sürecek araç. Abi. Ha şimdi şöyle, cebe göre de tabi paketler var. Yani 155 liraya da Egea Cross'a sahip olabilirsin. Yani 155 lira giriş paketiyle de sahip olabilirsin. Birkaç özellik, hani bu güvenlik paketlerini, işte Plus paketi koymazsak yine çok boş bir araba değil ya. Tabi yani, tabi değil. Hani o boş araba kalmadı zaten artık. Yine yani, alt paketler olursa abi onları da ayrıyetten çekelim, olur mu? Çekelim. Ha, onları da çekelim. Tabii tabii. Görünüm olarak aynı değil mi alt paketlerinde? Görünüm olarak, görsel olarak, hacim olarak, kapasite olarak her şeyle aynı araç. Abi bu araba için taksitlendirme, yardımcı olma, sıfır faiz kampanyası nedir abi? Yani almak isteyen vatandaşlar Koç, en boş paketi için ve en full paketi için. Nasıl? Koç Fiyat Kredi'nin, yani bizim kendimizin finansman kurumu var. Aha. Fiyat bayilerinde bu mevcut. Hiçbir bankaya gitmeden burada gelip müşteri hemen bir çay kahve içene kadar kredisi olumlu ya da olumsuz neticelenip aracını satın alabiliyor. Kaç para peşinat vermesi gerekiyor? %30'unu peşinat vererek, yani 100 bin liralık bir arabada 30 bin lira, 70 bin lirasına kadar kredi çıkabiliyor araca. Hmm. 48 aya kadar da vadelendirme seçeneği var. Anladım. Tabii bu devletin sınırı yani. Daha uzun vadelerde araba satmak isteriz tabii. Arabanın sıklıkla, yani Allah göstermesin, kimsenin başına gelmesin ama kaza anında deforme olabilecek, darbe alabilecek ön tampon, far, arka tampon, arka far gibi rakam mı? Rakamları nedir abi? Şimdi rakam, ben yedek parça danışmanı değilim. Servis teknik uzmanı da değilim. Rakamlarıyla alakalı net bir bilgi veremem ama kaba taslak. Biz de tabii müşteri gibi merak ediyoruz. Ya bu arabanın parçası ne oldu? Şu ön tampon mesela. Mesela en çok merak edilenler, işte ben aracı 2018'de almıştım da işte tampon alayım, far alayım da 2021 görünümü katayım arabaya. Hani aynen. O tip müşteriler oldu mesela. Aynen. Onlar için böyle kaç para eder? Bu aracın farı 3000 lira. Şu görmüş olduğunuz farı. LED olduğu için. LED olduğu için tabii. LED yani olmasaydı olsa, yani biz 1000 liraya satıyorduk bu farı. Hı hı. Easy dediğimiz başlangıç paketlerinde yine 1000 lira. Evet. Alojen farlı olan araçlarda yine 1000 lira. Bu 3000 lira şu anda. Tek far 3000 lira. Tek far. İkisi 6 direk. Ön tampon abi. Ön tampon için kesin net bir rakam söylemem doğru olmaz yani. Hani net kaba taslak. Ya, sen merak etme, sana hesap sormaz abi kimse. 1500 civarında bir rakamı. Ön tampon 1500 lira bedava abi ya. Bedava. Tabii. Vallahi bedava. Park sensörleri falan dahil midir içinde? Şimdi park sensörü. Piyano bilekli, az önce demin polemiğini yaptığımız panjur. 1000 lira vardır ya. 1000 lira vardır tabii, değil mi? Bu panjur 1000 liradan biraz daha fazla olabilir. Çünkü 1.0 ve 1.6'larda otogrill shutter diye farklı bir panjur sistemi geliyor. Kapanıyor böyle. Ha. Araç ısınana kadar, ideal çalışma ısısına gelene kadar panjuru kapatıp arkadan radyatörü hava girmesini engelliyor. Bu panjurda şu anda öyle bir özellik var mı? Tabii. Bunlar çok üst segment araçlarda olan özellikler yani. Gerçekten. Tabii. Arkadaşlar duyduğunuz bu panjurun içten kendini kapatma özelliği var. Evet. Bir de bunu ben var. Şöyle jaluzi gibi düşünün. Ha, jaluzi gibi. Kapatıyor. Eklemek istiyorum. Hava bu gibi. Mesela bizim çok ön plana çıkardığımız bir şey değil. Mesela bunu belki de ilk defa bu videoyla tanıyacak Türkiye. Çok Egea videosu izledim ben. Aha. Kimse bunun üzerinde durmuyor mesela. Çok enteresan ya abi. Aa, hakikaten. Çok ilginç ya. Açayım. Ama önemli bir bilgi. Kaputu açalım. Aç bakalım abi, sana zahmet. Oo, içi de yakışıklıymış abi ha. Bu ne? bu ne? Beyin. Bu beyin abi. Antifriz, işte cam suyu. Burada
fren hidroliği, direksiyon hidroliği yok zaten bunda, elektrikli direksiyon var. Diğer motorlara göre büyük, bir de şurada şöyle start stop teknolojili bir akü bu. Aynı zamanda araçta start stop da var. Yani kırmızı ışıkları. Zaten o yok deseydin şaşırırdım abi. Bu kadar varın var içinde. O yüzden biraz büyük. Yani diğer motor seçeneklerimizde aküler küçülebiliyor. Onu vurgulayayım. Abi bu şimdi 3 silindir mi bu amca? 3 silindir. 3 silindir yürümez gitmez. Herkesin söylediği bir şey var. Ya enteresan şeyler herkes ya. Herkes söylüyor da. Şu arabayı bir çalıştırdığınız zaman herkes, haber edin de sürelim abi. Herkes söylüyor bunu da. 1 motor, 1-2 motor araçlar artık D segment arabalarda bile kullanılıyor. Tabii tabii. Yani arkadaşlar, burada marka vermek istemiyorum da. Tonla marka 1.0-1.2 motor arabasını alıyor satıyor. Evet. Ön yargı yok. Bizim bunda da ön yargı olmasını istemiyoruz. Çünkü aynen, yani 1.0 motor gitmez. Bu araba turbolu bir kere. Ah turbolu yani. Ben ne diyeceğim biliyor musun? Kaç ben silindir olursa olsun turbolu araba. Bak Yılmaz abi ben şunu diyeceğim. İsterlerse desinler ki bu arabanın içinde motor yok. Manyetik, kinetik bir şey yaptık. Elektrik de değil. Fantastik bir şey yaptık. Bu onunla gidiyor. İnanın umurumda olmaz ya. Bu arabaya binerim. Ben bu arabayı benim süreç için nasıl gittiği önemli. Nasıl gittiği önemli. Kaç motormuş, nasılmış, nasıl yaktığı önemli ha. Bir de. Bir abi, hafta 10 güne bulundu. Bununla test sürüşü yapabilir miyiz beraber? Bizi takip eden arkadaşlar da izlesinler. Sadece ama siz değil, bununla isteyen herkes, ehliyeti olan herkes test sürüşü yapabilir. Test ama sürüşüne sonuna kadar kapımız açık. Tamam şöyle, ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizi izleyen arkadaşlar kesinlikle merak ediyorlardır. Ben her test ettiğim arkadaşın arabasını test ederken bir el freni çekerim mesela. Yani mesela biz, sen olursun Fatih abi olur mesela, şöyle güzel bir yerde el freni çekebilir miyiz bu arada? Sana zahmet abi, bir de son arabanın bir motor sesini duyalım yani. Açayım. Ha, sana zahmet, çalıştırıyorum. Evet, yaklaşsana. Abi sen binince araba bayağı aşağı indi ya. Arkadaşlar arabanın motor sesi ilk açıldığında çok hafif yüksek başlıyor, 3 silindir olduğu için değil mi abi? Evet. Ondan sonra çok stabil bir ses var şu anda arabanın motorunda. Yüksek rölantıyla çalışmaya başlar, sonra normale döndü. Normale döndü. Şöyle motor kaputu açıkken bile, açıkken bile çok rahatsız edici bir şey yok. Bir de kapatalım, Mehmet sana zahmet kapat her şeyi. Arkadaşlar bu arada biz bu videoyu çekmek için Fiat bayisini kapattık. Hakikaten kapattık yani, bizden başka kimse yok değil mi abi? Evet. Ya öyle boş değil yani, 10 bin abonesi var da Fiat bayisini nasıl kapattı demeyin. Var bizim de üst makamlarda tanıdıklarımız. Şu anda bu sessizliğe, akşamın bu sessizliğine rağmen gerçekten çok sessiz bence. Gündüzleyin bunu duymazsın dışarıda. Tabii. Sıfır, imkanı yok. Bir de arabanın içinde zaten hiç duymazsın. Yalın hiç duymazsın. Arkadaşlar biz arabayı ilk defa gördük. Sağ olsun arkadaşlarımız da kırmadılar. Bizle beraber arabayı incelediler, anlattılar. Eğer sorularınız varsa arabayla ilgili, bizim bu videoda arkadaşlarımıza sormadığımız sorular varsa yorum bölümünden yazın. Nasıl olsa Isparta'dalar. Yarım saat hemen burada çekiyoruz sizler için. Sorularınızı yorum bölümüne yazın. Gerekirse belki arkadaşlar zamanlar olursa oradan da cevap yazarlar. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın çıkmadan önce. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dedim. Arkadaşlar görüşmek üzere.